Beyin pozitif namzeler kümesinden gerçek sayılar kümesine tanımlanan fonksiyonuman dizidir. Yani ne demek istiyorum? Benim A, N gibi bir dizim olacak. Bu dizide benim N derimin yerine pozitif tam sayılar koyacağım. Yani benim dizi olabilmesi için tanımımda her zaman şu olacak. F pozitif tam sayılardan reel sayılara tanımlanıyor olacak. Yani A, N gibi bir dizi verdiğinde ben o N'in yerine verdiğim değerler birden başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye koyduğumda karşılığında herhangi bir reel sayı geliyorsa buna dizi diyebiliyorum. Anlaştık mı? Yani misal ne olabilir? A1 için dizimin 2 geldiğini, A2 için 5 geldiğini, A3 için eksi 8 geldiğini söyleyebilirim. Bunlar benim artık hani F1 eşittir, F2 eşittir ve F3 eşittir şeklinde düşünebilirim. Bunlar yani diziler dediğim kavram, tanım kümesi, pozitif tam sayılardan reel kümesine olan fonksiyonlarım aslında. Tamam mı? O yüzden buradan yola çıkarak şimdi bir reel sayı dizisi olabilmesi için ne şekilde göstereceğim? A, E şeklinde göstereceğim. A, E şeklinde veriliyorsa hızlı sorularda o dizi sorusudur diyebileceksiniz. A, E eşittir A1, A2, A3 nereye kadar gidiyorsa, A, E ne kadar gidiyor olduğunu varsayalım. Bunlara dizi diyoruz ve bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi genel terimleri verilmeden yazılan sayı grupları dizi belirtmez. Zaten dizi dediğimiz olaylar ne biliyor musunuz? Sayı grupları. Verilen örüntü ya da sabit bir şekilde artan ya da sabit çarpan şeklinde artan ben sayı gruplarıma dizi diyorum zaten. Hani fonksiyon dedim ya, pozitif tam sayılardan gerçel sayılara tanımlanan fonksiyon dedim ya. O yüzden bu dizi dediğim kavramda ne olacak? Genel terimi belirtilmiş olacak. Belirtilmiyorsa bu bir dizi değildir derim. Mesela burada 3, 8, 13, 18 dizisi belirtir mi? Dizi belirtir mi diye soruyorum. Şimdi 3'ten 8, 13, 18 diye devam ediyormuş. Artış miktarını görüyorum 5. Bunun da 5, bunun da 5. 5 daha gidip 23 gelecek. Ama nereye kadar gitti belli mi? Yani genel terimi verilmiş mi burada bakın? Genel terimi verilmemiş. O zaman diyorum ki bu örnek dizi belirtmez. Çünkü genel terimleri verilmeden yazılan sayı grupları dizi belirtmiyor arkadaşlar. Bir kural olması lazım. Belli başlı genel terimi olması lazım. Şimdi FN dizisi dizi belirtilmiş. Şu A, FN dediği fonksiyon dizi belirtilmiş diye soruyor. Şimdi ben ne dedim? Dizi olabilmesi için tanım aralığı, yani tanım neyi yani tanımlanan fonksiyonun ne olması lazımdı? Pozitif tam sayılardan reel sayılara gitmesi lazımdı. Şimdi ben buna baktığımda paydasının ne olması lazım? Bir kere sıfırdan farklı olması lazım değil mi? Ama benim N'im ne olarak tanımlandı? N'im pozitif tam sayılar olarak tanımlandı. Yani ben bu N'im yerine 1, 2, 3, 4 koydum mu? Hep bir değer eşit gelmesi gerekiyor. Bir reel değere eşit gelmesi gerekiyor. O yüzden bu bir dizi olamaz. Çünkü N-2 gördüğüm yerde N eşittir 2 için payda 0 mı oluyor? Payda 0 olduğunda ne oluyor? Tanımsız oluyor. Benim dizide tanımsız bir ifade olabilir mi? Olamaz. O yüzden bu bir dizi belirtmez diyebilirim. Belirtmez diyebilirim. Şimdi geldim bir diğer örneğim. Bu bir dizi belirtir mi diye soruyor. Şimdi dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi aslında N'in yerine 1, 2, 3, 4 koyduğumda ne olması lazım? Dizi belirtmesi lazım. Değil mi? Şimdi ben buraya geldiğimde payda baktığımda ne olacak? Şurası N'in yerine 1, 2, 3 diye devam eden sayıları koyduğumda bir reel sayı eşit geliyor mu? Bir onu kontrol edelim ilk önce. 1 koydum mesela. 1 bölü 1 bölü 1'den 1 gelecek. En eşittir 1 için 1 geliyor. 2 için 6 eksi 2'den 1 bölü 4 geliyor. Bunların hepsi bir reel sayıya eşit oluyor mu? Oluyor. Ama paydaya baktığımda en 3 en eksi 2 eşittir 0 için en 2 bölü 3 geliyor. Bu bir dizi olmasını engeller mi? Engellemez. Çünkü benim o enin yerine koyduğum değerler neler? Yani fonksiyonda belirttim ya. Enin yerine koyduğum değerler neler? Pozitif tam sayılar. Bu pozitif tam sayıyı en eşittir 2 bölü 3 için koyduğumda hala bir dizi belirtir. Evet tanımsız yapıyor burada. Ama ben en yerine 2 bölü 3 koymayacağım zaten. Rasyonel sayılar neye bakın? Pozitif tam sayılar koyduğumda eğer tanımsız yapıyorsa dizi belirtmez diyorum. Burada rasyonel sayı koyduğum tanımsız yapıyor. O zaman bu bir dizi belirtir diyebilirim. Şimdi geldim buna. Köklü
içini 0 eşit yazın 0'dan büyük olması gerektiğini değil mi? E eksi 3 büyük eşit 0. Şimdi buraya baktığımda E'nin olması lazım? 3'ten büyük olması lazım. Eminim tanım fonksiyonu tanımı neydi? Pozitif tam sayılarından biraz sayılabilecekti. Pozitif tam sayıları neden başlıyor? 1'den başlıyor. Yani eşittir, en eşittir 1, 2, 3 koyduğum bütün değerler için bir reel değere eşit gelmesi gerekiyor. Ama 3'ten küçük bir şey koyamazsın diyor bunun özellikle. 3'ten küçük 2 ve 3'ü koyup 2 ve 1'i koyamıyorsan bu bir dizi belirtir diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü bütün pozitif tam sayıları koyduğunda birer sayı belirtmediği için bu dizi belirtmez diyebilirim. Dizi belirtmez diyebilirim. Geldim bir sonraki logaritma eksi 5. Logaritma 10 tanımının da en eksi 5. Şimdi logaritmanın özelliği bu. Şuranın ne olması lazım? En eksi 5'in 0'dan büyük olması lazım değil mi? Şimdi sonra n'in tanımlı olabilmesi için, logaritmanın tanımlı olabilmesi için şuradaki kavramın, yani alt taraf üst taban diyoruz ya, üst tabanın en eksi 5'in 0'dan büyük olması lazım. N'in 5'ten büyük olması gerekiyorsa, aynı mantıktan ötürü, n'in 5'ten büyük olması gerekiyorsa, ben 5'i, 4'ü, 3'ü, 2'yi, 1'i kullanamıyorum. Kullanırsam çünkü logaritman tanımsız oluyor. E o zaman ne diyeceğim? Bu da bir delil dizi belirtmez diyeceğim. Çünkü 5, 4, 3, 2, 1'i kullanamıyorum. Yani pozitif tam sayılarımı bütün elemanlarla kullanamıyorum. O yüzden dizi değil diyebilirim. Dizi değil. Geldim bir diğer örneğe. N kare, N artı 4 bölü N kare artı 1. Şimdi ben burada N kare artı 1'imin ne olması lazım? Tanımsız olması için ne olmasını beklerim? N kare eşittir eksi 1 olmasını beklerim değil mi? N kare bir eksi 1 olması gibi bir durumum var mı? Yok, bir şeyin karesi eksi 1 olamaz değil mi? O yüzden karmaşık sayıya göre, bu da çok sonraki konumuz. N kare eşittir eksi 1. Burada benim n'imin tanım aralığını bozmadığı için, yani 1, 2, 3, bunu sonsuza kadar giden pozitif tam sayıları koyduğumda bu dizi özelliğini, yani tanımsız olmasını sağlamadığı için bunlardan herhangi birini koyduğumda bu bir dizi belirtir arkadaşlar. Dizidir diyebilirim. Dedim ki en kare eksi 1 gelmez zaten genel olarak. Şimdi a en eşittir cos e bir dizi belirtir mi? Cos e'nin yerine ne yapacağım? E'nin yerine 1 koyacağım. E'nin yerine 1 koyacağım. 2 koyacağım, 3 koyacağım. E bunların hepsi bir kosinüs de bir değeri var aslında değil mi? Kosinüs 1, kosinüs 2, kosinüs 3 bunların bütün dereceleri aslında kosinüsün bir değerini belirtir. E o zaman yerine koyduğumda hep bir reel sayı eşit geliyor mu? Geliyor. O yüzden bu da bir dizi değil diyebilirim arkadaşlar. Şimdi geldim buna. A en eşittir n kare artı 5 n eksi 2. E zaten bu bir polinom şeklinde bir dizi değil mi? E ben buradaki n'in yerine ne koyarsam koyayım. Polinomlar da aynı şekilde. Ne koyarsam koyayım. 1, 2, 3 pozitif tam sayılardan ne koyarsam koyayım tabii ki. Pozitif tam sayılardan ne koyarsam koyayım. Bu bir dizi olacak mı? Yani bir reel sayıya eşit olacak mı? Evet. O yüzden bu da bir dizidir derim gençler. Şimdi geldim bir diğer örneğe. A en eşittir genel teorem bu olan bir dizi A1, A2, A3 ifadelerinin toplamını istiyor. Şimdi aslında fonksiyon dedik ya biz dizinin için. Tanım aralığı böyle olan yani pozitif tam sayılardan reel sayılara giden fonksiyonlardır dedik ya. E o zaman ben fonksiyon mantığında en gördüğü yerine yazacağım. 1 yazacağım, 2 yazacağım, 3 yazacağım ve bunların toplamını istediği için toplamını alacağım diyebilirim arkadaşlar. Şimdi A1'in ne gelir o zaman? A1'in en gördüğü yeri 1 yazıyorum. 1 yazdığımda 3 artı 1, 4, 4. Buraya 1 yazdığımda ne gelecek? 2 eksi 1'den 2. Eşittir 2 geldi. A2'ye de geldi bakalım. 2 koydum 6 artı 1'den 7. Buraya 2 koydum 4 eksi 1'den 3. A3'ün de geldi ona bakalım. A3'ün de 3 koydum yerine 9. 9 artı 1'den ne yaptı? 10. 10 bölü. Bunun yerine 3 koydum. 2 kere 3, 6. 6 eksi 1'den 5. Bunların toplamını istiyor şimdi. 2 artı 7 bölü 3 artı 10 bölü 5'in toplamını istiyor benden. Şimdi burada 15 ile genişletiyor. Bunu 3 ile, bunu 5 ile, bunu da 1 bölü 15 ile genişletiyor. 30 artı 35 artı 30 bölü ne yapar? 15 yapar. Bunları topladığında 60, 95 bölü 15 yapar. Hadi bunu bir de sadeleştirelim. Sadeleştirdiğinde de 5 ile böldüğünde ne olacak? 19 bölü 3 olacakmış. A1 artı A2 artı A3'ü. Yani fonksiyon mantığıyla isteneni yerine koydum. 1'i en yerine koydum. 2'yi en yerine, 3'ü en yerine koydum. Tamam mı? Şimdi geldi dedim. Evet. Şimdi bir sonraki soruma bakıyorum. A en eşittir 3'e eksi 1 bölü en artı 2.
Neden? Eninin yerini yapıyorum fonksiyon mantığıyla. Değişkenin yerine artık ne istiyorsam onu yazıyorum ya. Artık eninin yerine öyle bir şey yazmış ki 2 eşit olmuş aslında. Mantığı bu. O zaman 3 n eksi 1 bölü n artı 2 eşittir 2. Bundan ne gelecek denklemimden? 3 n eksi 1 3 n eksi 1 eşittir 2 n artı 4 olacak. N'i diğer tarafa geçirdim. 1'i bu tarafa geçirdim. Demek ki n'in yerine 5 koymuş ki 2'ye gelmiş. O yüzden A5 eşittir 2'ymiş diyebilirim. Tamam mı? Şimdi geldim buraya. Kaç terimi tam sayıyor diye soruyor. Şimdi burada aslında dizinin kaç terimi tam sayıyor? Aslında ilk önce yapmam gereken şey ne olacak? Bunu bir parçalamam olacak. Çünkü bunun tam sayılabilmesi için eliminin olması lazım. Pozitif tam sayıların eleman olması lazım. Ve ben bu haliyle ne yapamıyorum? Seçemiyorum. Elinin yerine 1, 2, 3 koyduğunda sağlıyor mu sağlamıyor mu göremiyorum. O zaman şunu şu şekilde ayırırsam. 5n bölü n eksi 20 bölü n. Tamam mı? Şuradaki n'ler gitti. 5 eksi 20 bölü n'e baktığımda kaç tane artık tam sayı bulabilir miyim? Bulabilirim. 5'in yerine ne koyarsam koyayım zaten. Eğer burası tam sayı geliyorsa 5'e neyi toplarsam toplayayım ya da neyi çıkarırsam çıkarayım. Tam sayıysa yine sonucu tam sayı gelecek. O zaman şurada bakmam gereken şey ne olacak? N'in 20'nin tam bölen sayılar olmuş olacak. Yani n'in yerine 1'i koyduğunda 20 1'e bölünüyor. 20 2'ye bölünüyor. 20 3'e bölünmüyor, 4'e bölünmüyor. 5'e bölünüyor, 6'ya bölünmüyor, 7'ye bölünmüyor, 8'e bölünmüyor. Kaça bölünüyor? 10'a bölünüyor değil mi? Sonra bir de 20'ye bölünüyor. Tamam, n'in yerine o zaman 1, 2, 4, 5, 10 ve 20'yi koyduğumda bu bir tam sayı belirtecek mi? 5 eksi 1, 5 eksi 2, 5 eksi 4 şeklinde devam eden bir sayı olacak. O zaman kaç terimi, kaç tanesi tam sayıymış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 terimi tam sayıymış diyebilirim arkadaşlar. Tamam mı? Dizilerimin mantığı bu şekilde. Şimdi dizilerimin farklı dizilerinden bahsedeceğim. Sonlu dizi ne demek? Sonlu dizi ne demek? Ve sonsuz dizi ne demek? Sabit dizi ne demek? Bunlardan bahsedelim. Şimdi şurası sonsuz bu arada. Şurası sonsuz dizini tanıma. Sonsuz dizi ne demek? Şimdi ben en başta ne dedim? Gelen terimi verilmeden yazılan gelen bu sayı grupları dizi belirtmez demiştim ya. Eğer bana k eşittir pozitif tam sayı olmak üzere ak gibi birden k'ya kadar değerli koydum. Ak dizisi yani fonksiyon aslında bu. Ak fonksiyonu sonlu dizidir. Sonlu dizi olduğu belirtilmediği sürece her dizi sonsuz dizi kabul edilir. Tamam mı? Sonlu dizi olduğu belirtilmiyorsa ben bunu her zaman sonsuz dizi olarak kabul edeceğim. Yani artık bunun için mesela bunun sonlu mu sonsuz mu olduğunu sonlu demesi sonsuzlar. Çünkü en yerine ne pozitif tam sayı koysam ne olacak? Bir dizi belirtir mi belirtmez mi? İlk önce onu düşünün. İlk önce dizi belirtir mi? Baktığınız zaman sonlu bir dizi ise bu dizinin en çok kaç elemanlıdır diye soruyor. Sonlu bir dizi olduğuna göre arkadaşlar ne olacak? Burada sonlu bir dizi ise bu dizinin en çok kaç terimi kaç elemanlıdır? Şimdi ben buradan şunun mantığını yapabilir miyim? 2'ye bölü n eksi 5 yapamam. 4 bölü n eksi 5 şeklinde yapamam. O zaman şöyle diyebilirim. Sonlu bir dizi dediğine göre demek ki şöyle ki n eksi 5'in ne olması lazım? Sıfırdan farklı olması lazım ya. N'imin 5'ten farklı olması lazım diyebilirim. En çok kaç eleman var o zaman? 1, 2, 3, 4 elemanlarını aldığında sonra elemanlarını aldığında bu dizi en çok kaç elemanlıdır diye soruyor. 5'e kadar kaç eleman var? 4 eleman var. Pozitif tam sayılardan bahsediyorum bakın tanım kümesinde. O zaman bunun 4 elemanlı olduğunu söyleyebilirim. 1, 2, 3 ve 4 için dediğimde. Şimdi sabit dizinin sonlu sonsuzluğun arasındaki farkı anladık mı? Eğer sonlu deniyorsa zaten ben dizini her zaman sonsuz dizi olarak kabul ediyorum. Sonlu dizi diyorsa da verilen dizimin tanım aralığına bakarım. Tanım aralığına baktığımda da ne olacak? Ben oradan ellerimi çekip kaç terimi tam sayı geliyor ya da efendim kaç elemanlıdır diyor. Bunların hepsini bu şekilde bulabiliyorum. Sonlu ya da sonsuz demesine dikkat ediyorum. Sonlu ya da sonsuz demiyorsa ben onu tabii ki sonsuz olarak kabul ediyorum. Sabit dizi nedir? Şimdi sabit dizi aslında fonksiyonlara, sabit fonksiyona benziyor. Sabit fonksiyonun da neydi? Benim sabit fonksiyonum mesela fx eşittir c gibi bir şeydi. Fx'imin artık f 2 eşittir c olmak zorunda. F 3 eşittir c olmak zorunda. Çünkü verilen f fonksiyonu c şeklinde tanımlanmış. Değil mi? O zaman f 2 milyoncu, ikisi milyoncu artık neyse o da c'ye gelir. Bütün elemanların artık
eşit olan bütün terimlere eşit olan dizilere ne diyorum ben? Sabit dizi diyorum. Yani sabit dizi olabilmesi demek A1'in A2, A3'ün A4'ü hepsinin birbirine eşit olup A'ya kadar mesela bunların hepsinin C gibi bir sabit sayıya eşit olması demek oluyor. Şimdi buradaki iki örnek için, şurası tane, buradaki iki örnek için bunlar sabit dizi mi değil? İlk önce bunu kontrol edelim. -1 üzeri 2 artı 2. Elimin yerine ne koyarsam koyayım. Üstüme bakıyorum. Hep çift gelmiyor mu? 2n artı 2 her türlü ne olur çünkü? Çift olur. Hep çift geldiği için. -1 üzeri çift ne olur her zaman? Bana 1'i verir. 1 artık A1 için, A2 için, A3 için. A zibilyoncu için artık. Ne olacak cevabım? Yine 1 olacak. Çünkü benim -1 üzeri çift geldiğini biliyorum. O yüzden bu bir sabit dizidir derim. Kosinüs en pi. Şimdi kosinüsün değerleri değişiyor değil mi? -1 aldığında değer var, 1 aldığında değer var, maksimum 1, minimum -1 alıyorum zaten. Burada en yerine mesela bir boyunda en yerine 1'i çizdim. Ne olacak? Kosinüs pi olacak. En eşittir 2 için. Ne olacak? Kosinüs 2 pi olacak. Kosinüs pi ne demekti? 180. 180'de kosinüsün değeri neydi? -1'de. Kosinüs 2 pi'de neydi? 1'de. Baktım gördüğümde sabit dizi olabilmesi için bütün elemanların terimlerinin birbirine eşit olması gerekiyordu. Eşit geldi mi? Gelmedi. Eşit olmadığı için ben bunu sabit dizi diyemem şu örneğin için. Anlaştık mı? Şimdi geldim son örneğine. A'nın dizisi bir sabit dizi ise A30 kaçtır diye soruyor. Sabit dizi olabilmesi için benim elimde 50 bir değişken olmaması gerekiyor değil mi? Çünkü fx fonksiyonu da aynı mantıklı. Onu ben sabit fonksiyonu biliyorsam x'i bir değişken yoktu. Ben buna sabit dizi diyorsam A'nın için belirtilen denklemde artık gelen terim de n gibi bir değişkenin olmaması gerekiyor. Hadi bunu bir düzenleyelim. A'ya baktığında a kare n artı a n artı b n artı b eksi 5 n kare eksi 2 a'yı yazdım. Şimdi n kareleri bir parantez için alırsam n karelerden bir tane var. Şurası n kare. N karelerden ne var? N kare parantezini aldım. A kare yazmışız. A eksi 5 mi gelecek? Sonra ne gelecek? Bir de en parantezini alacağım. Bakın ne yapıyorum? Dağıtıyorum. Dağıttıktan sonra en kareyi eline çekiyorum ki onun katsayılarının ne olması lazım? Sabit olabilmesi için, onların yok olması gerektiği için yanındaki katsayının sıfır olması lazım. Dağıtıp onların katsayılarını sıfır eşitleyeceğim. Yani. Şimdi bir de şu terimi kullandım. En parantezini alayım. A artı B. Başka bir terimim var mı? Yok. Bunları da kullandım. Daha sonra geriye ne kaldı? Artı b eksi 2 a mı kaldı? Evet, şimdi bunun sabit terim olduğunu söylüyordum. Sabit dizi olduğunu söylüyordum. O zaman ne olacak? A bir kere kesin 5 olmak zorunda. Çünkü a eksi 5'in 0 olması gerekiyor ki burası bitsin. Daha sonra a artı b'nin ne olması lazım? 6 mı orası? Bir bakayım. A en kare, A en B en artı B eksi, tamam. Buranın, tamam. Şurada en parantezini aldıktan sonra ben buradan A'nın 5 olduğunu buldum ya. B ne o zaman? Garanti eksi 5 olmak zorunda ki elimin de kaybolması lazım ki değişkenimi yine sabit dizi alabilmesi için götürsün buraya. O zaman B'de ne olacak? Eksi 5 olacak. Tamam. Benim A en dizim artık şöyle olur mu? Şuraya yazalım. A en dizim artık ne oldu? Şurası gitti, şurası gitti. Elime kalan yer neresi? B eksi 2A. Ben B'yi de buldum, A'yı da buldum. Onlar da ne olacak? Eksi 5 eksi 2 çarpı 5'ten 10. Buradan da cevabım eksi 15'tir. Anlaştık mı? Sabit dizi olduğunu söylediği için benim sabit dizinin aslında 15 olduğunu biliyorum. Sabit dizi neydi? Bütün terimleri birleşti. A1 de eksi 15 o zaman. A2 de eksi 15. A30 da ne olur? Eksi 15 olmuş. Olur arkadaşlar. Evet, bir sonraki dersimizde dizilere devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.